ikinci şehir Hatay sokaklarında deprem bölgesini unutmadı. Ramazan bayramında Hatay'da çocuklarla, halkla beraber geçirecek. Yakışıklı, gel bakayım bir. Beni görmek nasıl bir duygu? Mutlu oldun mu? Fotoğraf çekin sen de. Gel bana bak, bana bak. Aferin Yamaç'a. Aferin. İkiniz evli. Ülke gezen gencim. Pankartımı okuyabilirsin. Gördüm. İnsanlar beni 6 Şubat depreminde Hatay'da tanıdılar. Şu an 32. şehir Hatay'dayım. Ve sizin yanınıza geldim. Beni görmekten mutlu oldunuz. Ne söylemek istersiniz? Hayallerimi hoş yapan geldin gencim. Gencim işte sevme hastaları ve evsizlere dernekler açıp güzel ülkemizi temsil etmek genç olarak. Tek başıma 130 gündür yollardayım. 6 Şubat depremi olduktan sonra, deprem olduktan 2 gün sonra anneme babama örümcek adam kostümümü aldırıp deprem bölgelerine gideceğim dedim. Adana'da, Hatay'da, Malatya'da, Gaziantep'te, Diyarbakır'da annesini babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Bana çadır kent verildi. Orada programlar hazırlayıp, oyunlar oynatıp çocuklara sevgi verdim, şefkat verdim. Türkiye gezme hayalim başladı. Acaba dedim depremde yaşadıklarımızdan dolayı Türkiye'mize moral vermek için geçsem ne olur dedim. Bu halk tarafından çok dikkat çekti. Yerli örümcek adam yaptım. Zaten bayraklar da asıldı diğer şehirlerde. Şu an deprem bölgesi Hatay'dayım. Çünkü Ramazan bayramı geldi. Ve çocukların yanında olmak için buraya geldim. Çocuklar bizim geleceğimiz, umudumuz, her şeyimiz. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Her şey sizi bulabilir. Hatay İskandurum beni güzel karşıladı. Esnaflar beni güzel karşıladı. Halk cana yakın. Yerli örümcek adam 32. şehir Hatay İskandurum sokaklarında. Abi bu insanlığı ne söylemek istersin? Yani biz İskandurum halkı. Hepimiz öyleyiz. Yola çıkan ve tam 131 gündür yolda olan yerli örümcek adam. Tüm 11 ilde olan depremzede çocukların hepsinin kalbine dokunan güzel yürekli bir genç arkadaşımız. Bugün de 31 il gezip de ilk defa yüzünü gösterecek. Bu durum da bana nasip oldu. Merhaba arkadaşlar. 32. şehirde Hatay İskandurum'da suratımı açtım. Tamamdır. 3-4 gün sonra da gel şuraya.